Göz kamaştırıcı bir doğa, tarih ve deniz. Sırtını ormana yaslamış, sakin ve sessiz bir yeryüzü cenneti. Karadeniz'de bir inci. Denize çam ve kestane ağaçlarının kokuları karışıyor. Duyguları yücelten bir coğrafya. Abana burası. Kastamonu'nun en güzel ilçesi. Bir huzur sığınağı. Bütün yılın yorgunluğunu atmak, mavi ve yeşilin o eşsiz uyumunda kendini yenilemek isteyenlere bu şirin ilçe farklı seçenekler sunuyor. Ülkemizin turizmle tanışmadığı 1950'li yıllarda Abana, turizme açılan ilk kapılardan biri olmuş. Adını gazete, dergiler ve yörede kurulan İngilizce konuşma kampı aracılığıyla tüm Türkiye'ye duyurmuş. Ayrıca denizden doğup denizden batan güneşiyle ünlü. 7 kilometre uzunluğundaki doğal plajları yelpaze gibi serinletici. Daha önce de geldim. Yani kaç kere geldiğimi hatırlamıyorum. Diğer bu tür benzeri olan etkinliklerden farklı olarak sanat ve kültür alanındaki etkinlikleri önemli buluyorum. Çünkü şiir, şarkı, konser her yerde yapılıyor. Onunla birlikte resim, heykel, görsel sanatlarının da etkinlikleri böylesi Anadolu'nun unutulmuş gibi görülen bir yerinde görmek çok mutlu ediyor. O nedenle de Abana Belediyesi'ni kutluyorum ve ayrı bir yere koyuyorum. Ben Aylin Dengizer, İngiltere'den gidiyorum. Abana'daki festivalleri görmeye geldim ve çok hoşuma gidiyor. Güzel sanatlar var burada. Keşke bütün sahile kıyısı olan yerler bu tür festivallerle hem turizmlerini geliştirmek hem de buraya gelen insanları bir takım kültürel faaliyetlere dahil etmek adına bir şeyler yapsalar. Abana Belediyesi o yüzden bence çok doğru bir iş yapıyor. Nitekim işte şu anda Kastamonu'nun kıyı şehirleri ya da kıyı ilçeleri nereler diye sorduğunuz vakit akla gelen ilk isimler işte Cide ve Abana oluyor. Bu da kültürün aslında bir ilçenin ekonomisine ne kadar faydası olduğunu, ne kadar katkısı olduğunu gösteren çok bariz bir delil. Kültür ve Turizm Bakanlığı kayıtlarına göre 59 tescilli sivil mimari örneği. İçi dışı, geçmiş zaman kokan bu evler, Tarihi Kentler Birliği'ne bizi de görün, bizi de yaşatın dercesine sabırla el uzatacak uzmanların gelmesini bekliyor. ...21. Abana Kültür Sanat ve Deniz Şenliklerinin ikinci günündeyiz. Tarih 30 Temmuz. Güne tavla ve satranç turnuvasıyla başlıyoruz. Saat 14. Liman etkinliklerinin yapıldığı alandayız. Yılda bir kez düzenlenen şenlik kapsamındaki bu etkinlikleri görmek için toplanan kalabalığı görüyoruz. Yarışmacıları da. Kürekli sandal yarışmasıyla başlıyor deniz şenlikleri. Sonra bunu yüzme yarışları izliyor. İlginç bir yarışma da ördek kapma. Yağlı direk. Adından da anlaşılacağı gibi yağlı direğin ucundaki bayrağı alma yarışması. Birçok yarışmacı tarafından bu çabalar başarısızlıkla sonuçlanıyor. Hoşça kalın. Başka türlü bir şey benim istediğim, ne ağaca benzer ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket,
Denizi ayrı deniz, havası ayrı hava. Nerede gördüklerim, nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından... Yeşille mavinin aşkına tanık oluyorsunuz. Burası Seyir Tepesi ve Abana'yı buradan en güzel haliyle görmek mümkün. İzlerken dinlendiren, dinlendirirken de iç geçirten bir manzara. Seyir Tepesi'ndeyiz. Vardığın çimen yeşilliğince...